İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van ilinde 21 kilometrelik sulama kanalı inşa ediliyor. Rus barış gücü Artsakh'taki 27 gözlem noktasında kapsamlı bir güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi. İran'a ihracat %21 azaldı. Sünik'teki Azerbaycan varlığı ekonomiyi vurdu. Türk devleti ve çeteleri Afrin'de 60 tarihi mekanı talan etti. Ermenistan'da soykırım mağduru Ermeniler Samuel Agop Uluçyan, Aşot Tıbir Arefşatyan, Hristiyanlığın Ermenistan'da devlet dini olarak kabul edilmesinin gerçek nedenleri, Rafi Kortoşyan'ın Tahran'daki Başpiskopos Artak Manukyan adlı Ermeni Ulusal Etnografya Müzesi koleksiyonu başlıklı resimli broşürü yayınlandı. Batı Ermenistan'daki Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki en büyük sulama kanalı projesini Başkale'de hayata geçiriyor. İlçede 6 mahalleye can suyu olacak 21 kilometrelik kanal projesiyle yaklaşık 35 bin hektar tarım arazisi suya kavuşacak. Kırsalda tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik hazırladığı projelerle çiftçilere umut olan Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Çalışma ile 21 kilometrelik sulama kanalının yanı sıra 5 gölet ile çok sayıda sel ve yol geçiş noktaları da yapılıyor. Binlerce çiftçiye umut olan kanal projesiyle çiftçiler alternatif tarım bitkilerine de yönlendirilecek. Yapılan çalışmaları büyük bir heyecanla takip eden mahalle sakinleri 60 yıllık su sorununun büyük şehrin çalışmalarıyla çözüldüğünü ifade ettiler. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Artsakh'taki Rus barış güçleri 27 gözlem noktasında kapsamlı bir güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi. Askeri departmanlıktan aktarılan bilgiye göre eğitim sırasında personel, provokatif eylemlerin önlenmesi, gözlem noktasına yapılan saldırının püskürtülmesi konuları üzerinde çalıştı. Gözlem noktasının savunmasını güçlendirmek için zırhlı personel taşıyıcılarının görevdeki birimleri dahil edildi. Barışı Koruma Birliği'nin askeri doktorları ilk yardım şeklini göstererek sözde yaralanan askerlerin tahliyesini de organize ettiler. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na göre Rus Barış Gücü Birliği'nin tüm gözlem noktaları askerleri silahlardan ve mermilerden korumak için tasarlanmış blok post adlı koruyucu duvarlarla donatılmış durumda. Doğu ve Batı tarafından kuşatma altında bulunan Ermenistan Cumhuriyeti, dış dünya ile uzun yıllardır Gürcistan ve İran toprakları üzerinden temaslar kurdu. Yeni nesilden çok az kişi 1990'ların başındaki 1. Artsakh Savaşı sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'ni dış dünyaya bağlamanın bir süre için tek yolunun İran olduğunun farkında. Bu nedenle İran ile ulaşım bağlantısının sadece ekonomik değil aynı zamanda askeri öneme sahip olduğunu da belirtmeliyiz. 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamalar sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti ile İran'ı birbirine bağlayan devletler arası yolun 21 kilometrelik kısmı Azerbaycan birliklerinin kontrolüne geçti. 25 Ağustos 2021'den itibaren düşman çeşitli nedenlerle yolu kapatmaya ve Eylül ayında İran tırlarından vergi toplamaya başladı. Bağımsızlık yıllarından bu yana İran ile karayolu ulaşımını kısıtlama veya yasaklama gibi bir durum söz konusu olmadığını hatırlatalım. Ülkeler arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım bağlantısı sağlamak için şu anda alternatif bir yol bulunmamaktadır. Goris-Kapan karayolu kesimindeki bu riskli durum Ermenistan Cumhuriyeti ekonomisine ciddi zararlar verebilir çünkü Asya ülkelerinin yükleri de bu yollardan taşınmaktadır. Tüm bunlarla birlikte Ermenistan Cumhuriyeti'nden İran'a yapılan ihracatta da düşüş görülüyor. Türk devleti ve çeteleri Afrin'de 60 tarihi mekanı talan etti. Dini mabetler ve mezarlara zarar veren Türk devleti ve çeteleri 2021 yılında 15 tarihi tepede iş makineleri ile kazı yaptı. Afrin Tarihi Mekanlar Müdürlüğü eş başkanı Selah Sino, Türk devletinin Afrin'in tarihini yok etmeye çalıştığını belirtti ve ekledi. Nebi Huri bölgesinde iş makineleri ile kazılar yapıldı. Nebi Huri'nin 650 metre güneyinde bulunan Roma mezarlığı kazılarak talan edildi. 2019 yılında Nebi Huri'de çıkarılan mozaik tablo kaçak yollarla kaçırıldı. Afrin Tarihi Mekanlar Müdürlüğü bu suçu belgelemişti.
Aindara'da yapılan tarihi tahribata dikkat çeken Sino, Türk devleti ve çeteleri Aindara'yı askeri eğitim merkezi haline getirdi. Aindara'da bulunan aslan heykelinin nereye kaçırıldığını kimse bilmiyor. Afrin'deki en büyük tepelerden biri olan Cindirese tepesinde askeri üs inşa edildi, dedi. Kazı yapılan yerler arasında bulunan Kilutiye tepesi UNESCO listesinde yer alıyor. Bu, Türk soykırım ve yağma politikasının bir kanıtıdır. Batı Ermenistan, diğer benzer suçların yanı sıra Türkiye'nin izlediği politikayı kınamakta, Batı Ermenistan'ın tüm tarihi ve kültürel yapılarının da Türkler tarafından düzenli olarak yağmalanıp tahrip edildiğini ve tahrip edilmeye devam edildiğini hatırlatmaktadır. Batı Ermenistan'ın Amed'in Sur ilçesinde 2015 yılında yaşanan çatışmalarda yüzlerce tarihi ev devlet güçlerince iş makineleriyle yıkıldı. Yıkılan bu tarihi evler arasında Samo lakabı ile bilinen ve gerçek adı Samuel Agop Ulutcan olan Ermeni sanatçı ve bestekar Sami Hazinses'in evi de bulunuyordu. Samo'nun çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Hançapek mahallesinde Surp Giragos Kilisesi'nin hemen arkasında bulunan tarihi ev özel şahıslarca onarılarak kafe olarak işletiliyordu. Devlet güçlerinin saldırıları sonucu birçok ev gibi Samo'nun da evi yıkıldı. Mahalleye giriş 6 yıldır yasak olduğu için yıkılan evin son durumunun ne olduğu bilinmiyor. 30 Ağustos 1925 yılında Ahmet'in Dicle ilçesi Heredan köyünde doğan Samo, aynı zamanda Ermeni yazar Mgrdiç Margosyan ile aynı köylüdür. Ailesinin 1927 yılında Ahmet'e göç etmesiyle birlikte çocukluk ve gençlik yılları şimdi yerle bir edilen Sur'un Hançapek mahallesinde geçer. Mahalle düğünlerinde kendi bestelediği şarkıları okur. 1940'lı yılların sonu ve 50'li yılların başında Diyarbakır Musiki Cemiyeti'nin düzenlediği gecelerde de şarkı ve türkü söyleyerek adından söz ettirir. Çevirdiği filmlerle rolleri büyüyen Samo, sinemanın unutulmaz komedi sanatçıları arasına girmeyi başarır. Aynı zamanda bestekar olan Samo, yüzlerce filmin müziğini bestelerken bestelediği şarkı ve türküler birçok ünlü sanatçılar tarafından da seslendirilir. Ölene kadar korkusundan Ermeni olduğunu hep gizledi. Gazetecilere öldükten sonra Ermeni olduğumu yazın diye demeç verdi. Batı Ermenistan Televizyonu Vestin Armenya TV'de Kendimizi Tanıyalım programı çerçevesinde Yaratılıştan İkinci Gelişe Kadar başlıklı kitabın yazarı Aşot Tıbir Arevşatyan, Hristiyanlık açısından Ermenilerin soy ağacını sundu, Hristiyanlık öncesi ve Hristiyanlık sonrası Ermenistan'ın durumunu anlattı, kazanımlar ve kayıplar hakkında konuştu. Ermenilerin Hristiyanlığı kabul etmedikleri takdirde komşu milletlerle birleşecekleri yönündeki yaygın iddiayı açıkça yorumladı. Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesinden sonra yaşanan zulme değindi. Ayrıca eski Ermenice literatürün, kitapların çoğu sihir içeriyormuş ve aydınlanmamış Ermeninin tüm bunlara ihtiyacı olmadığı gibi iddialarla tamamen ortadan kaldırılmasının nedenlerinden bahsetti. Rafik Ortoşyan'ın Başpiskopos Artak Manukyan adlı Tahran'ın Ermeni Ulusal Etnografya Müzesi koleksiyonu başlıklı resimli kitapçığı yayınlandı. Çalışma, Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı Kurucu Başkanı, Ermeni Tarihi Anıtlarının İncelenmesi ve Korunması Bölümünün gönüllüsü, mimarlık doktoru olan rahmetli Armen Hakhnazaryan'ın 80. doğum yıl dönümüne adanmaktadır. Armen Hakhnazaryan 1941 yılında Tahran'da doğmuş, 2009 yılında ise Aachen'de vefat etmiştir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gevork Haccan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Mokats Mirza adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden
izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.